Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde daha fazla örnekli uygulamalar yapacaktık. Şimdi programımızı açalım. Birinci videoda ses sorunu yaşadığımız için sessiz anlatım sunmuştum. Şimdi inşallah sesli anlatımda sunmaya çalışacağım. Önce file, new, buradan project diyoruz. Buradan C Sharp seçiyoruz ve Console Application. Buradan ismimizi yazıyoruz, projemizin adını. Ben ders 2 olarak yazacağım. OK diyoruz. İlk örnekte basit bir şeyle başlayalım dedik ve klavyeden girilen bir cümledeki kelime sayısını bulan kodu yazalım. Yazalım. Önce bir cümle şeyi tanımlıyoruz string ile ve sonra bunun sürekli olabilmesi için bir sonsuz döngü oluşturacağız. While ile sonsuz döngü oluşturabilirsiniz. Bu da aynı for gibidir ancak tek farkı bu sürekli tekrar eder. Bunun içine console write line diyeceğiz ki cümlenizi giriniz. Daha sonra cümleyi kullanıcı girişine göre ayarlamamız lazım. Olmadı. Bu cümleyi yazdığınızda kullanıcı kendi girer. Kendisinin girmesi istenir yani. Şimdi bunu bir de ekrana yazdıralım. Cümledeki harf sayısı diyelim, şöyle bir şey koyalım. Bir de boşluk bırakalım iki tane. Böyle de artı diyelim. Cümle nokta length. Length harf sayısı, harf sayısını veriyor bize. Ve tabi okutmamız lazım. Şimdi bir çalıştıralım. Cümlenizi giriniz diyor. Cümledeki harf sayısı 36'ymış. Mesela başka bir şey yazalım. İsmimizi yazalım. Sürekli bu tekrar eder. Çünkü sonsuz döngü oluşturduk. Böyle. Şimdi bunları devre dışı bırakalım. Farklı bir örnek. Mesela girilen sayının %20'sini bulan kodu yazalım. Bunların üzerine şeylerini de yazayım. Ben bu dokümanları internete koyacağım. Oradan indirebilirsiniz. Buraya yazarım. Klavyeden
gerilen bir cümledeki kelime demişim. Harf sayısı olacak. Harf sayı sana olan kod. Buraya da yazalım. Yeni konumuzu. Araya boşluk bırakarak. Girilen sayının %20 bulup yazdıran kod diyelim mesela. Yazalım. Sayımız küsürlü olabilir. O yüzden double ile tanımlayacağım ben. Sayı 133. Bu arada Türkçe karaktere dikkat edelim. Türkçe karakter hata vermeni, kodun hata vermesini sağlayabilir. O yüzden Türkçe karakter kullanmamaya çalışın. Sayınızı giriniz. Sayıyı kullanıcıdan isteyelim. Tabii önce çevireceğiz. Convert to double. Buraya console read line yazacağız. Double'a çevirdik. Kullanıcıdan istedik. Sonucumuzu sunduk. Şimdi ekrana yazdıracağız. Artı diyoruz sonuç. Okutalım. Şimdi bakalım. Sayınızı giriniz. Mesela 50. Girilen sayının %20'si 10'muş. Küsürlü bir sayı girelim. Mesela 32,5 gibi. Girilen sayının %20'si 6,5'muş. Bunu sürekli tekrar etmesini isterseniz yine aynı yukarıdaki gibi while döngüsünün içine yapabilirsiniz. O zaman sürekli tekrar eder. Şimdi mesela bu örneği biraz değiştirelim. Diyelim ki kullanıcının girdiği sayının yine kullanıcının girdiği yüzde değeri ile hesaplasın. Yani yüzde değerini de kullanıcı girsin. Belli sabit bir şey olmasın. Yapalım. Yine double tanımlıyorum. Evet.
kullanıcıdan sayıyı yazmasını isteyelim. Tabii şimdi sayı isteyeceğiz. Çevireceğiz tabii ondan önce de. To double. Şimdi yüzdeyi isteyelim. Yüzde değerini giriniz. Yüzdeyi çevirelim. Daha sonra sonuç hesaplamamız lazım. Sayı çarp yüzde bölü yüz diyoruz ve tabi ekrana yazdıracağız. Console write line yazın. Girilen sayının işte yüzde bilmem kaç, onu yazacağız. Artı şöyle yüzde yazalım, artı koyalım, bir şey işaret koyabiliriz, boşluk olsun. Artı sonuç, daha sonra okutalım ve bir bakalım bakayım düzgün çalışacak. Sayıyı girmiş. Mesela 35 diyelim. Yüzde değerini girmiş. Yüzde 3. Girilen sayı yüzde 3'ü 1.05'miş. Mesela. Başka bir sayı girelim. Mesela örneğin. Örneğin 70. Bunun da yüzde 32. Girilen sayı %32, 22,4'müş şeklinde hesaplayabilirsiniz. Bunu sürekli tekrar etmesini isterseniz yine aynı şekilde while döngüsü içerisinde yaparsanız hiç sıkıntı çekmeden sürekli tekrar eder. Ve daha fazla sayıyı aynı anda hesaplayabilirsiniz. Şimdi başka ne yapalım? Mesela alış fiyatı girilen bir malın kullanıcının girdiği bir yüzdelik kâra göre satış fiyatını hesaplayan bir kod yazalım buraya. Alış fiyatı girilen malı kullanacağının girdiği kar yüzdesine göre satış fiyatını hesaplayan kod yazalım. Yine aynı şekilde double tanımlıyorum ben. Çünkü şey olabilir, kusurlu olabilir. Kar yüzde yazalım ve satış. Bunları Türkçe karakter olmamasına dikkat edin. Zaten altını kırmızı olarak çizebilir. Türkçe karakteri görürseniz. İlk başta çizmezse bile sonra çalıştırırken hata verip çizebilir. Şimdi alış fiyatını giriniz diye.
Buranın içine Türkçe karakter girebilirsiniz. Burada sıkıntı olmaz. Alışı çevirelim. Satışı hesaplattıralım. Satışı hesaplatıyoruz. Alış. Artı. Burada. Alış. Kar. Yüzde. Şeklinde olacak. Şimdi yazdıralım. Parantez hatası aldık. Konsol parantezi eksik olmuş. Tamam. Gösterelim. Alış fiyatı. Mesela 42,5. İstenilen kar yüzdesi. Ben bundan %20 kar yapmak istiyorum. Bakıyoruz. Satış fiyatımız 51. Mesela başka bakalım. Mesela alış fiyatımız 25 olsun. Ama ben bundan %32,5 kar yapacağım. Satış fiyatımız 33,5 küsür. Evet, şimdi başka bir örnek yaparım. Bu örneklerin hepsini, bütün dersleri videonun altına bir link şeklinde koyacağım. Oradan alıp tekrar edebilirsiniz. Hatalar, uygulamalar yapabilirsiniz. Benzer uygulamalar. Ve buradan bakarak hatalarınızı falan düzeltebilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Mesela dikdörtgenin alanını çevresini hesaplayan bir kod yapalım. Örneğin ya. Dikdörtgenin alanını ve çevresini hesaplayan yapalım. Double. Kısa, uzun, yani kısa kenar, uzun kenar, alan ve çevre. Çevre. Tanımladık. Şimdi konsol write line yazacaktık, diyeceğiz ki kısa kenarı giriniz. Daha sonra kısa kenarı çevireceğiz. Convert. Convert yerine
int parse şeklinde de yapabilirsiniz. Ben genelde onu yapardım ama çoğu yerde convert şeklinde kullanıldığı için ben de size böyle göstermiştim. Evet, uzun kenarı isteyelim. Şurayı şöyle bir kopyala saklayayım. Daha sonra alanı hesaplattıralım. Düzgün yasa. Kısa kenar çarpı uzun kenar çevreyi hesaplattıralım. 2 çarpı kısa kenar uzun kenarı toplamanın 2 ile çarpılması bize çevreyi verecek. Şimdi yazdıralım ekrana. Şuraya. Çevre diyelim. Daha sonra okuttuk mu? Bir bakalım bakalım. Kısa kenara gireriz. Mesela kısa kenar 10. Uzun kenar 16. Alan 160. Çevre 52. Şeklinde hesaplıyorum. Güzel de yapabiliriz. Yapalım. 12.5 27.4. Sürekli tekrar etmesini istiyorsanız aynı şekilde. While döngüsü içerisinde yapabilirsiniz. Bir örnek daha yapalım. Bugün bu dersimizdeki son örneğimiz olsun. Bir dahaki derste yine böyle ayrıntılı bir şekilde ama basit sizin anlayabileceğiniz şekilde anlatmaya çalışacağım. Basit olsun istiyorum çünkü ben düz lise okudum ve düz olduğum için bazı konuları anlamakta çok zorlandım. O yüzden sizin zorlanmamanız için çok basit anlatmaya çalışacağım. Bu örnekte girilen 3 basamaklı sayının basamaklarına ayıran kod yazacağız. Yazalım. Bunu int diye tanımlıyorum. Zaten küsürlü olmaz. O yüzden yüzler, onlar, birler. Şimdi diyoruz ki 3 basamaklı bir sayı giriniz.
sayı to int diye çevireceğiz bu sefer. Ay, karıştırıyorum. Şimdi hesapladım. Yüzler. Birler zaten bir ile çarpsan da bölsen de aynı şey geleceğinden direkt sayı diye yazıyoruz. Şimdi yazalım. Write direkt yazacağım. Write line bir alt satıra atar. Write dediğiniz mi hemen o satıra yazar. Diyelim ki buraya yüzler basamağı sonra bunu kopyalayalım. Şöyle diyelim. Onlar basamağı. Birler basamağı. Ve tabi şuraya diyeceğiz. Yüzler. Şöyle diyeceğiz onlar, şöyle diyeceğiz birler ve okutturacağız. Bir bakalım hatası çalışacak mı? Üç basamaklı sevgilimiz mesela 574. Yüzler basamağı, onlar basamağı. Tabi bu biraz karışık oldu. Şimdi alt satıra atalım. Şunları alt satıra atalım. Daha iyi olacak sanırım. Şimdi tekrar edelim. 574. Birler basamağı, onlar basamağı ve hepsi yüzler basamağı. Hepsini gördüğünüz gibi sıraladı. Bunu da devre dışı bırakalım. Eğer takıldığınız bir nokta olursa bana bu Gmail adresinden bana mail atabilirsiniz. Her türlü konuda yardımcı olmaya çalışırım. Anlamadığınız konular olur, yerler olur veya farklı bir konuda takıldığınız bir yerler olur. Yardımcı olabildiğim kadar olmaya çalışırım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler. Abone olursanız çok sevinirim.